Türknet gigafiberle 1000 megabite kadar eşit download ve upload hızına ulaşmak artık çok daha kolay. Evde ailecek aynı anda yani hepiniz beraber dizi, film, maç izleyin ya da oyun oynayın. İnternet takılır mı, dizim yarım kalır mı diye de düşünmeyin. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli Gebze'de yaşayanlar. Eğlenceyi Türknet gigafiberle 1000 megabit hızında kesintisiz yaşayın. Bu videonun altındaki linkten altyapınızı sorgulayın ve kısa dönem geçerli özel fiyatlarla Türknet gigafibere hemen abone olun. Hafta önü programından herkese merhabalar. Milli aranın sonuna geldik ve artık Süper Lig yeniden başlıyor. Galatasaray-Samsun spor maçını konuşarak başlayacağız. Şimdi milli araya kadar e, ligde bazı takımlar 4 maç oynadı. Avrupa oynayanlar Adana Demirsporla birlikte üç büyükler üçer maç oynadı ve İstanbulspor'da iki 2 maçta kaldı. Biraz o yüzden fikstür bir e, ve puan durumu biraz dağınık. Ama yavaş yavaş 4 maçla birlikte bazı istatistikler de oturdu. Takımların ne oynamaya çalıştığına dair biraz daha elimizde done olmaya başladı. Bunları da değerlendireceğiz. Galatasaray'ın ilk 11'i ile başlayalım. Milli arada tabii Endombele gibi, Ziyeh ve Zaha gibi oyuncular da takımla birlikte daha çok çalışmaya başladılar yeni yeni. Adapte başladılar. Ben bu maçta herhangi birinin ilk 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Ama üçünün de Endombele'nin de Zaha'nın ve Ziyeh'in de süre alabileceğini düşünüyorum. Zaha belki bu hafta süre alamayabilir durumda. Endombele ve Ziye büyük ihtimalle sonradan oyuna girecekler. Ali Naci Küçük'le konuştum. Volede program yapan arkadaşımız Galatasaray muhabiri arkadaşımız. Onun Endombele'nin ilk 11 başlayacağına dair de bir beklentisi var. Ama benim tahminim Kerem Demirbay ile devam edilebileceği yönünde. İlk 11'i tahminimizi yapalım öncelikle. Kalede Fernando Muslera, sağ bekte Sasha Boy, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Anhelino, Koreyra sağ iç pozisyonda bence sol içte Kerem Demirbay ile devam. Çünkü Sergio Oliveira da belki olabilirdi ama Sergio Oliveira da o milli arada işte Yunanistan'a gitti, geldi falan sakatlıktan sonra da bir de toparladı. Ama herhalde Kerem Demirbay Antep maçında da iyi oynadığı için devam eder diye tahmin ediyorum. Solda Kerem Santerford'a Icardi, 10 numarada Mertens ve sağ kenarda bence Tete'ye bir şans daha, bir ilk 11 daha verir hoca Kopenhag maçı öncesinde performansını görmek için diye tahmin ediyorum. Şimdi Kerem Demirbay'ı burada oynatırsanız o zaman tabii Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Abdülkerim Bardakçı ile üç yerliği de sağlamış oluyorsunuz. Fakat Endombele'yi bir an önce hazırlayalım gibi bir plan varsa o zaman Tete yerine de sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'la başlama ihtimali söz konusu ama dediğim gibi ben Kerem Demirbay ve Tete şeklinde bir başlangıç 11'i bekliyorum. Hakim için son 30 dakika Endombele'nin ikinci yarıda o en az 30 dakika falan oynamasını da bekliyorum. Tabii rakip Samsun Spor, Samsun Spor sezona kötü başladı ve milli arada Eylül ayından itibaren bile 5-6 tane transfer yaptılar. Yenileniyor kadroları. Belki birkaç hafta sonra daha iyi bir Samsun Spor görebiliriz ama şu anda biraz sancılı bir Samsun Spor var. Galatasaray'da kendi taraftarı önünde oynayacak bu maçı ve ilk yaradan maçı iki farklı bir skora getirebilirse ikinci yarıda çok daha fazla değişiklik yapmasını da bekliyorum Okan Hoca'nın. Hatta bu maçta bence 5 oyuncu değişik Dinin tamamını da erkenden kullanabilir. Çünkü hazırlamaya çalıştığı Ziye, Zaha, Endombele gibi yeni transferleri de var hocanın. Koparırsa daha hızlı bu değişiklikleri yapabilir. Ve işte Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nu falan dinlendirmek için erken çıkarma. Yani Kopenhag maçına saklamak için erken çıkarma gibi planları da olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Samsun Spor ilk 11'ini tahmin etmesi şu andaki en zor süperlik takımı. Ee, sevgili Selçuk Kaya'yla da konuştuk Samsun Spor muhabiri. O da tahminde biraz zorlanıyor. Şöyle Samsun Spor lige kötü başlayınca bu son İstanbul Spor maçına kadroda ciddi değişiklik yaptılar. Yani üçlü savunmayı genelde tercih ediyor Hüseyin Hoca ve işte Ali Öztürk'ü değiştirdi. Son İstanbul Spor maçında Zeki Avru'yu değiştirdi. Stoperden iki oyuncuyu birden değiştirdi. Dörtlü denemesi oldu zaman zaman. Sol bek Bolay'ı değiştirdi. Santrafor'da Muadil Manci'yi değiştirdi. Bunlar işte Kayseri Spor maçları falan kötü geçince Fenerbahçe Kayseri Spor. Zaten bu İstanbul Spor maçına çok ciddi anlamda bir değişiklikle girmişlerdi ve o maçta 13. dakikada çok yoğun yağıştan dolayı durmuştu. Yani bu yeni oyuncular da oynayamadılar aslında ve onların üzerine de bu milli arada bir sürü transfer yaptı Samsun Spor. Bunları okuyacağım size. Eylül'de bu transferlerin tamamı. Holse geldi Norveç'ten bir ofansif orta saha ve formda geldi. En hazır gelen oyunculardan biri o çünkü o ligde devam ediyor maçlar. Dimata geldi santrfor bölgesine. Ercan Kara yine MLS'ten geldi o da e, forvet bölgesine. Lig 1'den Tayit geldi ve Fenerbahçe'den hatırladığımız son olarak bu geçtiğimiz günlerde Westerlo'dan Muhammed Gümüşkaya geldi o da orta sahaya. Şimdi bu transferlerden muhtemelen Hulse ve City'ye de bu maçta oynama ihtimali var. Çünkü onlar biraz daha yukarıki seviyeden geliyor. O yüzden dörtlüye mi dönecek tıpkı İstanbul maçında olduğu gibi üçlüde istediği sonuçları alamadı yoksa üçlüyle mi devam edecek? Yeni transferlerden hangilerini oynatacak? Formu kötü olanlardan hangileri kesecek? Samsun biraz karışmış durumda. Ben Galatasaray deplasmanı olduğu için, çok zor bir deplasman olduğu için, son şampiyona çıktığı için yine üçlü savunmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Üçlü savunmayla daha kolay savunma yapabildiği için, daha iyi savunma yapabildiği için ve 3-4-3'ten ziyade 3 orta sahada kullanmak istiyor ve genelde 3-5-2 gibi bir formülle çıkıyor Samsun Spor, Hüseyin Hoca. Yine bir 3-5-2 bekliyorum ben açıkçası. Kalede Okan Koçuk var. Sol stoperleri sabit. Van gelen o yeni transferleri onu kesmedi. O da kesin oynar diye tahmin ediyorum. Buradaki Alim ve Zeki'yi değiştirmişti. Genç Yunus Emre'yi oynatmıştı. Herhalde genç Yunus Emre ve yeni transferlerden yine Satka. E, Stoper'de böyle bir Yunus Emre Satka ve Van Drongelen şeklinde bir üçlü kurmasını bekliyorum. Sağ bek açık gibi Şintler, sol kenar beki olarak da Bola, e, Benasser, Tayit ve Holse şeklinde bir orta e, sahada düşünülebilir. Ve ileri ikili de Emre Kılınç'ı bekliyorum. Emre Kılınç'ı Fofana'ya göre daha formda buldum Samsun nadir formda oyuncularından bir tanesi. Fena başlamadı sezona. Ve center for pozisyonda da yeni transfer Dimata da olabilir. Çünkü hem Laura hem de Muhannil Banci o performansı pek sağlayamadılar. Gerçi Kayseri deplasmanında çok kötü değildi Muhannil Banci ama çok forvetlerden memnun değiller ve o yüzden yeni gelen Santrifor'ları Dimata da bu maçta ilk 11 başlayabilir veya işte Laura veya Ondulmanci'den bir tanesi ilk 11 başlayıp belki sonradan Dimata da girebilir ama ben böyle biraz daha kapalı. Beşli yeri geldiği zaman iki kenar bekini beşlileştirdiği daha savunma yaptırdığı 5-3-2 gibi bir e, dizilişe de evrilebileceğini düşünüyorum. Santrıforları Birçok yeni oyuncuyu e, bu maçta Galatasaray deplasmanında ilk kez görme ihtimalimiz de bence söz konusu. Şimdi Galatasaray'da ilk 4 hafta 3 maç oynadı tabii Galatasaray. Bir maç eksinden dolayı. 3 maç itibariyle belirgin bir Okan Hoca planı görebildik nihayet. Süper Lig'deki 4 hafta geride kaldığında şöyle bir istatistik belirdi. PPDA istatistiği istatistik bu. PPDA şu demek. Rakip takıma bir savunma aksiyonu yapmadan, bir savunma müdahalesi yapmadan kaç pas yapmasına izin veriyor. Galatasaray rakibin en az pas yapmasına izin veren yani en şiddetli baskı yapan takım şu anda Süper Lig'de 8 pasa izin veriyor. Bu tabii Galatasaray'ın önde sağlam ve şiddetli pres yapma arzusu. Geçen sene de bunu yapmaya çalışıyordu. Bu sene de bunu geliştirmeye çalışıyor Galatasaray bu açıdan ve bu konuda da ligde ilk işte 3 maç sonrasında liderliğe erişmiş durumda. Galatasaray yine önde baskı yapmaya çalışıyor. Fakat bunun şöyle bir şey var. Yani bu tamamen %100 pozitif bir istatistik denmez buna. Galatasaray önde basmaya, rakibi topla oynatmamaya, rakibi bozmaya yönelik bir oyun anlayışı benimsedi. Geçen sene de vardı zaten bu anlayış. Bu sene de onu daha güçlendirmeye çalışıyor. Bunu görüyoruz. Fakat bunu yapamadığında yani ön alana iyi basmaya çalışıyor. Yapamadığında da daha kolay geçiş imkanları olabiliyor. Çünkü bu oyunda pozisyon tutmak, yerleşmek, pozisyon almak değil, önde basmak var. Başarılı olduğunuz zaman çok güzel ama basıp başarılı olamadığınızda arkada pozisyonlar verebiliyorsunuz. Ve bu da şuna yansıyor. Henüz oturtamadı tabii. Torreira'nın yanındaki oyuncu henüz oturmadı. Bir Sergio Oliveira oynadı. Bir Kerem Demirbay oynadı. Endombele yeni geldi falan. Henüz o Parçalar tam oturmadığı için o pres de henüz tam randımanlı işlemiyor. En iyi yapanlardan yani rakibi en iyi sıkıştıran Galatasaray. Ama Rakip sıkıştırılamadığında, rakibe geçiş izni verildiğinde de diğer rakiplerine göre açık oyunda daha çok XG verdiğini görüyoruz. Burada bakın yine Beşiktaş'ın rakiplerine en az açık oyun ikisiyesi verdiğini görüyoruz. Sağlam savunma yapıyor. Çünkü baş... Be... dikkat edin Beşiktaş'ın Jetson gibi Amir gibi oyuncuları daha hazır. Geçen seneden devam eden formda başlayan sezona orta sahası sağlam. İşte Mulekası formda savunma açısından. Raşistası eklendi vesaire. Daha az açık oyunda rakibe pozisyon vermiş. Fenerbahçe de transferlerini erken yaptı. Daha oturdu. İsmail formda falan. Ama Galatasaray'da o Torreira'nın yanı falan henüz oturmadığı için. Torreira'da bir sakat başladı sezona. Orası tam oturmadığı için dikkat edin diğer rakiplerinden Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye göre biraz daha vermiş. 3 maçta 1.49'luk biraz daha geçiş izni vermiş. Burada arada bir İstanbulspor görüyoruz ama o İstanbulspor'un sadece 2 maç oynadığını, o yüzden biraz daha düşük kaldığını görüyoruz. Diğer 3 takım Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray 3'er maç oynadı ve Galatasaray bu Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre bu önde basmayı geliştirdiği için biraz daha açık vermiş gibi gözüküyor. Ama Samsungspor bunlardan ne kadar faydalanır? Bence bu maç çok Samsungspor için avantajlı bir maç değil. Çünkü Şampiyonlar Ligi 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak olan Galatasaray Galatasaray'da taraftar için bir destekleme maçı bu. Belki de sezonun yeniden açılış maçları gibi bir şey. Yani taraftar bu maçta Galatasaray Kucaklayacak Galatasaray zorlu bir fikstüre başlangıcında transferlerini tamamladı. Birçok oyuncu yeni geldi. Onların bazılarını bu maçta ilk defa görecek taraftar ve e, coşkulu oynayacaktır Galatasaray. Bu ön alan baskısıyla da birleşir. Galatasaray için gollü bir oyun ve galibiyete yakın bir oyun bekliyorum açıkçası. Keyifli bir maç olacağını da e, düşünüyorum. Bence bol gollü bir maç izleyeceğiz umarım. Ee, iyi olan e, kazanır diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarıyla da devam ediyoruz.